1800'lerin sonları ve 1900'lerin başlarında Avrupa'da dünyanın dört bir yanından getirilen yerlilerin insanat bahçesi adı verilen yerlerde sergilenmesi çok popülerdi. Afrikalılar, Kızılderililer, aborjinler gibi topluluklardan tutsak edilen insanlar sanki birer hayvanmışçasına Avrupalılar tarafından hapsedilerek sergilenmişti. Öyle ki 1889'da Paris'te yarı çıplak şekilde sergilenen çoğunluğu Afrikalı 400 tutsağı 18 milyon insan ziyaret etmişti. Tüm bu tutsaklar arasında belki de en çok aşağılanıp rencide edilen Otabenga adlı bir Afrikalı oluyordu. Otabenga adı yerel dilde dost anlamına gelen, Kongo'da pigme bir toplulukta yaşayan bir yerliydi. Bir gün çıktığı avdan köyüne döndüğünde karısının ve iki çocuğunun kabilesinin çoğuyla birlikte öldürüldüğünü gördü. Otabenga, kabilesini öldüren Amerikalılar tarafından 1904 yılında Amerika'ya götürülüp tutsak edildi. Kısa sürede ziyaretçi rekoru kıran hayvanat bahçesi yönetimi, diğer taraftan insan hakları savunucularının artan baskılarına dayanamadı ve Otabenga'yı bir süre sonra serbest bıraktı. Serbest kalınca İngilizce öğrenip bir tütün fabrikasında iş bulan Otabenga, fiziksel olarak serbest olsa da zihninden yaşadıklarını atamadı ve 1916'da kalbini ateş ederek intihar etti.